Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde basit harmonik hareketi işleyeceğiz. Aynı zamanda bu harekete titreşim hareketi ya da periyodik hareket de diyebiliriz. Salıncağın hareketini, saatin sarkacını basit harmonik harekete örnek olarak verebiliriz. Tanım olarak bakalım nasıl tanımlanıyormuş. Denge noktasına eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gidip gelme hareketidir. Ne demek istiyor? Şekil üzerinden anlayalım. Serbest bırakılan yay ucundaki M kütleli cisim O noktasında duruyorsa bu nokta denge noktasıdır. Denge noktasından K noktasına kadar yayı sıkıştırıp bıraktığımızda denge noktasına eşit uzaklıktaki iki nokta arasında gidip gelecektir. Bu harekete biz basit harmonik hareket diyoruz. Tabii O'ya eşit uzaklıkta iki nokta arasında gidip gelmesi için bu ortamın sürtünmesiz olması gerekir. Sürtünmesiz ortamda ne yapacak? Yay, cisim, kale arasında gidip gelecektir. Peki, kavramlarımıza bakalım. Uzanım, cismin denge noktasına uzaklığıdır. Cismi K'ya kadar çektik, bıraktık. Herhangi bir anda cismin O noktasına uzaklığına uzanım diyoruz ve bunu x ile gösteriyoruz. Genlik arkadaşlar, uzanımın en büyük değeridir ve R ile gösterilir. Uzanımın en büyük değeri yani cismin O noktasına uzaklığının en büyük değeri ya şu uzaklıktır ya da şu kısım olacaktır. Buralarda biz ne ile gösteriyoruz? R ile gösteriyoruz. Bir diğer kavramımız periyot. Cismin bir titreşim hareketi yapması için geçen süreye periyot diyoruz arkadaşlar ve T ile gösteriyoruz. Yine büyük T ile. Cisim O noktasından bu yöne geçmişse K'ya gidip tekrar L'ye gelip tekrar aynı yönde geçmesi için geçen süreye periyot diyoruz. Yani herhangi bir noktadan geçtikten sonra aynı yönde tekrar bir daha geçmesi için geçen süredir. K'dan harekete başladığını düşünelim. L'ye gelsin, tekrar K'ya dönsün. Ne olacak? Bir periyotluk süre geçmiş olacak. Arkadaşlar basit harmonik hareketi açıklamak için çembersel hareketten faydalanırız. Burada ne demek istiyoruz bakalım. K cismi çembersel hareket yapıyor. Düzgün çembersel hareket yaptığını düşünelim. K noktasındaki bu cismin. Buradaki cismin de basit harmonik hareket yaptığını düşünelim. İkisinin de periyodu aynı ise periyotlarının aynı olduğu durumu ele alacağız. Buna x diyelim arkadaşlar. Buna da y diyelim karışmaması için. X cismi bir tur attığında y cismi de L'ye gidip tekrar gelecektir. Periyotlar eşit olduğu için. X cismi L'ye geldiği anda T bölü 2 sürede L'ye gelecek. Y cismi de ne yapacaktır? T bölü 2 sürede yine bu durumda L'ye gelmesi gerekir. İkisi periyotlar aynı olduğu için bu bir tur döndü de bu da bir salınım hareketi yapacaktır. Bu durumda K'dan L'ye ne kadar sürede geliyormuş? K'dan L'ye T bölü 2. Peki X cismi bu noktaya geldiğinde Y cismi de ne yapacaktır bu durumda? O'ya gelmiş olması lazım. K'dan O'ya T bölü 4 sürede gelecektir. Yani şurayı ne yapıyoruz? T bölü 2 sürede alıyoruz. Tekrar dönüşü de T bölü 2. Toplam 1 T yaptı. Şurayı ne yapacak bu durumda? T bölü 4 sürede alacak. Şurayı da yine ne yapacak arkadaşlar? Periyodun 4'te 1'i kadarlık bir sürede alacak. Peki biz şu KO arasını ve OL arasını iki eşit parçaya bölersek bu durumda buraları nasıl alır bakalım arkadaşlar. Onu da şurada göstereyim. O, L ve K. Bu araları da ben eşit parçalara ayırırsam bu durumda X cismi buraya geldiğinde Y cismi de buraya geliyor. Yani X'in yataydaki hareketini yapıyor arkadaşlar Y. Eğer ki Y'nin buradan buraya gelmesini istiyorsam bu durumda ne olacak arkadaşlar? Şöyle X'in de bu noktaya gelmesi lazım. Ve şuralar ne olacak? R bölü 2'ye R bölü 2. Çünkü burayı eşit bir şekilde bölmüştüm. Bu durumda şurasını şöyle tamamlarsam
Burası R olursa arkadaşlar şu açı 30 derece olur. Şurası 60 derece olur. Şurası da 30 derece olur. Bu durumda X buradan buraya T bölü 4'te geliyorsa ya da şu şekilde gösterelim. X buradan buraya 60 derecelik açıyı tarayarak geliyor. Bu noktadan şu noktaya da 30 derecelik açıyı tarıyor. Bu durumda şuraya 1T dersem şuraya da ne olmalı? 2, şurası da 2T olmalı. Çünkü 60 derecelik açıyı 2T'de tarasın, 30 derecelik açıyı T'de tarasın. Bu durumda ben Y cismi içinde şunu söyleyebilirim. K'dan bu noktaya 2T'de geliyorsa buradan buraya da ne olacaktır? 1T'de gelecektir. Yine benzer şekilde burayı 1T'de, burayı da 2T'de alacaktır. Dönüşte de arkadaşlar burayı 2T'de alır, burayı T'de, sonra burayı T'de, burayı 2T'de. Yani K'dan L'ye gitmesi 2, 3, 3 de burası 6, dönüşte burası, dönüşte 6, 12T'de toplamda almış olur. Yani periyodumuz 12T olur. Bu durumda ne olacaktır? T eşittir T bölü 12. Yani şuraları arkadaşlar, şuraları eşit parçalara ayırdığım zaman O'ya yakın olan parçaları T bölü 12'de, uzak olan parçaları T bölü 6 sürede alacaktır. Önemli bir özelliğimiz bu. OK arasını ve OL arasını iki eşit parçaya böldüğüm durumda O'ya yakın olan parçaları periyodun 12'de biri, uzak olan parçaları 6'da biri şeklinde alır. Bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ya da şunu da söyleyeyim. Biz burada burayı eşit bir şekilde böldük. Eşit bölmezsek eğer, şuraları eşit bölmezsek şu çembersel hareketten faydalanarak bu süreleri bulmamız gerekiyor. Ama eşit bölündüğü zaman sizin T bölü 12, T bölü 6 şeklinde bilmeniz yeterli olacaktır. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, T anında cismin denge noktasına uzaklığı. Yani bize cismin herhangi bir T anında nerede bulunduğunu soracak olursa bunu nereden bulacağız? Uzanım denkleminden bulmamız gerekiyor. Peki uzanım denklemi ne arkadaşlar? Biz şunu söylemiştik. Çembersel hareket yapan cismin iz düşümü basit harmonik hareketi oluşturuyordu. Bu durumda bunun yatay bileşenini bulmamız gerekiyor. Eğer ki buradaki bir cisim bu noktaya gelirse buradaki bir cisim de ne yapacaktır? Şu tam bunun iz düşümüne gelecektir. Buradaki cisim için uzanım arkadaşlar denge noktasından cismin olduğu noktaya şu uzaklıktır. Bize şunu soruyor. Bu uzaklığı biz x ile göstermiştik uzanımı. Şu değeri bulmamız gerekecek. Bu değerde ne olacak arkadaşlar? R çarpı kosinüs alfa. Peki açısal hızı omega ise omega'yı biz şöyle tanımlamıştık. Omega eşittir 2 pi bölü t. Bir periyotluk sürede 2 pi açısını tarıyordu. Peki alfa açısı için t sürede taradığını düşünelim. Bu durumda alfa yerine omega t yazabilirim. X bu durumda ne olacaktır? R çarpı kosinüs omega t olacaktır arkadaşlar. Yani herhangi bir anda cismin denge noktasına uzaklığını süreye bağlı olarak bulmak istiyorsak şu şekildeki bir formattan bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve kosinüsün değerinin en büyük değeri 1 olduğu için x'in en büyük değeri de ne olmalı zaten? R olmalıdır. Peki hızı nasıl bulacağım? Yine çembersel harekette arkadaşlar bu cismin hızını v üssüyle gösterdim. Bunun yataydaki hareketi basit harmonik hareketi oluşturuyordu. Hızın yatay bileşeni bana basit harmonik hareket yapan cismin hızını verecektir. Yani V üssünün yatay bileşeni ne ise, bu bileşen ne ise, buradaki cismin de bu yöndeki hızı buna eşit olmalı. Çünkü buradaki bir cisim bu hareket yaparken bu da L'deki bir cisim de K'ya geliyor. Yani bunun yataydaki aldığı yolu bu cisim ne yapacak? Alacaktır.
hızın yatay bileşenini bulmamız gerekiyor. Peki yatay bileşenini bulalım. Şu şekilde bileşenlerini ayıracak olursak, burası alfa ise şu nokta, şurası da alfa, burası da alfa olacak. Yatay bileşenimiz bu durumda ne olacak arkadaşlar? V eşittir. Bunun hızına V diyecek olursak, bunun yatay bileşenine, daha doğrusu yatay bileşeni Vx, V üssünün x bileşeni olsun. V üssü çarpı sinüs alfa, V üssü çarpı sinüs alfa yerine de ne demiştik? Sinüs omega t. Peki bu bileşen bize bunun hızını verecek. Bunun en büyük değeri arkadaşlar, sinüsün en büyük değeri 1 olduğu için bu değer her zaman, şu çarpan her zaman bu hızın alabileceği en büyük değerdir. Yani buraya V max diyebilirim. Bu durumda zamana bağlı olarak hızı biz V max çarpı sin omega t şeklinde ifade ederiz. V'yi de ne yapmıştık biz zaten burada? Şu şekilde çembersel hareketten yazalım. V eşittir omega çarpı R şeklinde ifade etmiştik. Demek ki zamana bağlı olarak bulmak istersek V eşittir V max çarpı sin omega t şeklinde, ya da V yerine, V max yerine omega R çarpı sin V t şeklinde hız ifadesini yazabiliriz. Zamana bağlı olarak bulabiliriz ya da konuma bağlı olarak. Herhangi bir x konumunda hızı nasıl ifade edebiliriz? 2 pi bölü t kök içerisinde r kare eksi x kare şeklinde. Hızı iki farklı şekilde bulabiliyoruz. Zamana bağlı olarak hız ya da konuma bağlı olarak. Herhangi bir x konumundaki hızını bulmak istiyorsak bu şekilde ifade edeceğiz. Herhangi bir t anındaki hızını bulmak istiyorsak bu şekilde ifade edeceğiz. Zamana bağlı denklemde şu çarpan hızın en büyük değerini verecek. X'e bağlı olarak yazarken de x eşittir 0 için ve x eşittir r için. X eşittir 0 neresi? Tam denge noktası. Denge noktasındaki hızı ne olmalı arkadaşlar? Bakalım, x eşit 0 için buraya 0 yazdığımızda r kare dışarıya r olarak çıkar. 2 pi r bölü t. Hızın en büyük değeri bu olacak arkadaşlar. En büyük değeri budur. X'in 0 olduğu durumda denge noktasından en büyük hızla geçer. Peki uç noktada ne olacak? X'in r olduğu yer neresi? L noktası ya da K noktası. Hızımız ne oluyor bakalım? X'e r yazdığımız zaman r kare eksi r kareden 0 gelecek. Hızımız 0 olacak. Yani cisim basit harmonik hareket yaparken K ve L noktalarında bir an için ne yapacaktır? Duracaktır. Hızı 0 olacaktır. İvmesine bakalım arkadaşlar cismin. İvmeyi biz delta V bölü delta T şeklinde yazmıştık. Bunu bir anlık biz türev gibi düşünebiliriz. dV bölü dt şeklinde herhangi bir andaki ivmeyi bulmak için. Hızın zamana göre türevi bize ivmeyi verir arkadaşlar. Hızı biz bu şekilde ifade etmiştik. Bunun türevini aldığımızda bunu buluruz. Aslında hız orada gösterdiğimiz şekilde eksi yönde olduğu için buraya bir eksi ifadesi atmamız daha doğru olur. Bunun türevini aldığımızda İvmemiz ne olacaktır? Bu şekilde omega çarpan olarak geçer. Omega kare çarpı r kosinüs vt şeklinde. Şu r kos vt'ye biz x dediğimiz için ivmeyi arkadaşlar konuma bağlı olarak herhangi x konumundaki ivmesini omega kare çarpı x şeklinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. X eşittir 0 için neresi orası? Denge noktasında ivmesi 0. X eşittir r için ivmesinin en büyük değeri omega kare çarpı r olacaktır. İvmeyi de buradan buluyoruz. Kuvvete bakalım arkadaşlar. Basit harmonik harekete geri çağırıcı kuvvet neden olur? Basit harmonik hareketteki kuvvete biz geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Kuvvetin yönü arkadaşlar daima denge noktasına doğrudur. Şurada göstereceğim zaten o yönlerle ilgili kısmını. Kuvvetin büyüklüğünü nasıl bulacağımıza bakalım. F eşittir her zaman için ma idi. M çarpı a yerine omega kare çarpı
x yazacak olursak bu durumda kuvvetimiz şu hale geliyor. Demek ki basit harmonik harekette kuvveti m omega kare x'ten bulabilirim. X eşittir 0 için f eşittir 0. Demek ki cisim denge noktasından geçerken cisme bir an kuvvet etki etmiyor. X eşittir r için f eşittir m omega kare çarpı r. Bu da ne olmuş oluyor? Kuvvetin en büyük değeri olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi yönlerle ilgili olan kısma bakalım. Cismimiz K'dan O'ya doğru gelirken, yani denge noktasına yaklaşırken derse, denge noktasına yaklaşırken kuvvet ve ivme her zaman denge noktasına doğrudur. Bu noktaya, cismi bu noktaya getirmeye çalışıyor. Hatırlayalım, yayın denge noktası burasıydı. Kuvvet bu yönde. İvmeyi kuvvet oluşturduğu için ivmenin yönü de zaten ne olmalı? Kuvvetle aynı olmalı. Konum vektörü diyeceğiz arkadaşlar. Denge noktasından cismin olduğu noktaya çizdiğimiz vektöre biz konum vektörü diyoruz. X ile gösteriyoruz. Yani cisim denge noktasına yaklaşırken hız, kuvvet, ivme aynı yönlü, konum vektörü onlara ters olacaktır. Peki cisim denge noktasından uzaklaşırken derse, kuvvet her zaman için denge noktasına doğru, kuvvetin yönüyle ivmenin yönü aynı olmalı. Konum vektörü ise denge noktasından cismin olduğu noktaya çizdiğimiz vektör. Şu da konum vektörü olacak. Bu durumda arkadaşlar hız ile konum vektörü aynı oldu. Kuvvetle ivme onlara ters ve şu ikisi de kuvvetle ivme zaten aynı yönde olmalı. Peki basit harmonik hareket yapan yay sarkacı ve sonra da basit sarkacı görelim. Yay ve cisimden oluşan sistem arkadaşlar yay sarkacı diyoruz. Yay sarkacının periyodu, yani cismi denge noktasından çekip bıraktığımda bir salınım için geçen süreyi arkadaşlar 2 pi kök m bölü k'dan bulacağız. Yay sarkacında periyodu buradan buluyoruz. Bunu arkadaşlar genelde arkadaşlarımız hep tam ek şeklinde kodlayıp ben çok fazla kodlamayı önermiyorum ama bazı yerlerde de bu şekilde formülü doğrudan ezberden bilmemiz gerekiyorsa olabilir. Buradan aklımızda kalabilir. Kütlesine bağlı, cismin kütlesine ve yay sabitine bağlı arkadaşlar. Peki periyot, dikkat edelim arkadaşlar. Ben bunu buraya kadar çekmişim ya da buraya kadar çekip bırakmışım. Fark ediyor mu periyot? Hayır. Yani genliğe bağlı değil. Bunu tabii yayın özelliğini koruyacak şekilde, yayın özelliği değişmeyecek şekilde cismi çekip bıraktığımda periyot aynı oluyor. Genliğe bağlı değil, sadece nelere bağlı? Kütle ve yay sabitine. Peki birden fazla yay varsa sistemde, iki yay ucuca eklenmişse biz buna seri bağlama diyoruz. Seri bağlamada 1 bölü k eşittir 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 artı varsa daha fazla yay, bu şekilde devam edebiliriz. Bunu kolaylaştırabiliriz. 2 yay için yalnız şu ifadeyi yazabilirim. Eşdeğer yay sabiti çarpımları bölü toplamlarından bulabilirim. Eğer ki n tane k yayı seri bağlanırsa k eşi de k bölü n'den bulabilirim. Peki paralel bağlandığı durumlarda şu durum ya da şu durum da paralel bağlama olmuş oluyor. Eşdeğer yay sabitini bulmak için ne yapacağım? İkisini toplayacağım. Şu sistemleri harekete geçirmek daha zor. Yay sabiti büyük olmalı ve topluyoruz. Şu sistemi harekete geçirmek daha kolay. Burada ne yapıyoruz yay sabitini bulmak için? Bölüyoruz arkadaşlar. Oradan da aklınızda kalsın. Gelelim bir diğer sisteme, basit sarkaç. Ne demek basit sarkaç? İpin ucuna M kütleli cisim bağlanmış. Denge noktasından bir miktar ayrılıp bırakıldığında yapacağı hareket ne olacak? Basit harmonik hareket. Sürtünmesiz ortam. Şuradaki teta'nın arkadaşlar 10 dereceden küçük olması gerekiyor. 10 dereceden büyük olduğunda basit harmonik hareket değil de daha düzensiz bir hareket yapar. Genelde onu sorularda 10 dereceden küçük şeklinde verir. Peki bu şekildeki bir cismin yapacağı hareketin periyodu, yani bir gidiş ve gelişten oluşan süre
2 pi kök L bölü G'den bulunuyor. İpin uzunluğuna bağlı ve yer çekimi ivmesine bağlı arkadaşlar. Bunu da yine yay sarkaçını tam ek şeklinde kodlamıştık. Bunu da tolga şeklinde, tam ek ve tolga şeklinde. Bu da tolga olmuş oluyor. Oradan aklınızda kalsın. Periyot ipin uzunluğuna ve yer çekimi ivmesine bağlı. Neye bağlı değil? Kütleye bağlı değil arkadaşlar. Dikkat edelim. Evet. Yine arkadaşlar zaten basit harmonik hareket yaptığı için kurallar aynı. Yani ne demiştik? Burayı 1T'de alıyorsa yakın olan kısımları buraları 2T'de alacak. Yani burayı T bölü 6 sürede burayı T bölü 12 sürede ne yapıyor? Alıyor. Peki bu basit sarkaçla ilgili bir çivili soru şeklimiz var. Ne oluyor burada? İpin ucuna bağlı cisim şu noktaya, şu çiviye gelene kadar bu uzunluktaki iple hareketine devam ediyor. Buraya takıldıktan sonra da şu uzunluk arkadaşlar, şu uzunlukla hareketine devam ediyor. Yani bu doğrultuya kadar periyodu bu uzunluğa bağlı, L1'e bağlı. Bu doğrultudan sonraki periyodu da L2 uzunluğuna bağlı. Ve sistem bu cisim bırakıldığında sistemin periyodu ikisinin toplamını ikiye bölerek buluyoruz. Şurayı ne kadarlık sürede alır? T1 bölü 4. Burayı ne kadarlık sürede alacak? T2 bölü 4. Geri dönüşü de bununla aynı. T2 bölü 2 olur ikisinin toplamı. Burası da T1 bölü 2 olur. Topladığımızda arkadaşlar bu ifadeyi buluruz. Yani periyodun yarısı bundan gelir. T1'den gelir. Yarısı da T2'den gelir. Bir de bununla ilgili asansörlü soru şeklimiz var. Asansör içerisinde işimiz gücümüz yok. Tabii böyle soru üretiyoruz. Öğrencilere iş çıkarmak için. Asansör içerisindeki cisim basit harmonik hareket yapıyor. Asansör ivmeli hareket ederse, ivmesiz hareket ettiğinde yani sabit hızla gidiyorsa sıkıntı yok. Aynı bunu alabilirim. Ama ivmeli hareket ettiği zaman cisme asansör yukarı hızlanıyorsa aşağı doğru bir eylemsizlik kuvveti etki edecek. Aşağı doğru bir Mg'miz var, bir deneyimiz var, Ma'mız var. İkisi aynı yönlü olursa bakın şu iki ivmeyi topluyorum. Peki yukarı doğru hareket ederken yavaşlıyorsa, yavaşlayan bir cisme arabada yavaşlarken bize hareket yönünde kuvvet etki edecek. Bu yönde eylemsizlik kuvvet etki ediyor. Aşağı doğru Mg var. Eğer ki A, G'ye ters yönlüyse ne yapıyorum bakın. G'den A'yı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar basit harmonik hareketle ilgili özelliklerimiz bu kadar. Burada mantığını biraz kavramamız lazım. Onun dışında biraz da belli formülleri bildiğimizde kolaylıkla yapabileceğimiz bir konu. İlk başta zor gelebilir ama konuyu kavradıktan sonra kolaylıkla yapabileceğiniz bir konudur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki derste görüşürüz.